Evet, değerli dostlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel topraklarındayız, Çukurova'dayız. Çukurova, bu memleketin aşı, ekmeği, yani her şeyi doğru şekilde bu toprakları işleyebilirsek, emin olun Türkiye'de kıtlık, açlık diye bir şey söz konusu değil. Amacımız bu toprakları doğru şekilde işleyebilmek. Şu anda da değerli Fatih abim, gel bakalım buraya. Kılıçdaroğlu çağırıyor Merhaba. ya, Hoş Muharrem gel geldin. buraya diyor ya. Gel bakalım Muharrem değil mi? Biz de gel bakalım Hoş Fatih geldin. Bey. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. buldum. Şimdi Çukurova'ya geldik. Siz burada yıllardır çiftçilik yapan ve Evet. ziraati bilen Evet. insansınız. Evet. Çukurova topraklarının ne eksikliği var abi? Şimdi Çukurova topraklarında bizim tabii ki yanlış tarımdan dolayı topraklar kalsiyum ve karbon birleşmiş, Evet. topraklar iyice sertleşmiş, Çoraklaşmış. Ha, çoraklaşmış. görüyoruz. Şu Öyle anda bak diyelim. hiç Evet. arkadaşlar Bunların müthiş derecede sertleşmiş. levonardit Fumigasit, ve leonardit, mümügasit, menşeili. ondan sonra kükürt Evet. vererekten toprağı tekrar eski kıvamına getirmek. Şimdi orada şöyle bir gireyim devreye. Evet. Sıvı kükürt, eğer toprakta kireç yoksa kullanmakta fayda yok. Evet. Ama toprakta kireç varsa Evet. sıvı kükürtü mutlaka Evet. Sıvı kullanmalısınız. kükürt, elementel kükürt. Ha, Hazır elementer. kükürt. Aynen öyle. Hazır Şimdi kükürt. Yani şelası. harici toprak yapısına baktığımızda bu topraklar sertleşmiş, artı bir de çatlamalar var. Bu bölge olarak şimdi bu taraf biraz çorak. Evet. Yolun öbür tarafı 1000 numara toprak. Evet. Yani Şimdi bu çatlamanın, bu sertleşmenin ana sebebi evet. yıllarca vermiş olduğumuz Evet. potasyum ve fosforlu gübreler Evet. toprakta Alo. organik madde değeri düşük olduğu için Aleykümselam. Şimdi röportaj yapıyoruz. 5 dakika sonra seni ben arayacağım. organik Tamam. madde değeri düşük Evet. olduğu için toprak yaşayan bir canlı organizmadır. Evet. Tamam mı? Evet. Toprak yaşayan canlı organizmasını yaşatabilen tek şey organik maddedir. Evet. Organik. Evet. İşte şimdi Şimdi burada buradaki ölçüm yaptım ben. Birçok toprağımızı ölçüm yaptım. Organik madde değeri düşmüş. Enver Bey, buradaki sorun şu. Bu toprakta organik madde olsa da buraya ulaşmıyor. Yani organik maddeye gübre ulaşmıyor. Şimdi anlatma, Sebebi bak, bak gerekli kesin söyleyeceğim. toprak Heh. kisleştiği Evet. için oraya O ulaşmıyor. kisleşmenin Evet. sebebini anlatacağım sana. Şimdi ben sizin ürününüzü denedim. Aha. Çok harika bir ürün. Evet. Çok harika bir ürün. Yani ancak bu kadar olabilir Leonardit. Ben yıllarca Leonardit'le çok uğraştım. Ve kükürtle çok uğraştım. Ben çok kükürt sattım. Zira ilaç bayi zamanımda o atarım. Ben sizin ürün kadar güzel bir ürün görmedim. Tabii ki şimdi şöyle söyleyecekler. Ya adamın ürününü övüyorsun. Bak ürünün ismini bile söylemiyorum ben. Neden? Doğruya doğru. Yanlışa yanlış. Çiftçi üretendir. Çiftçi anadır. Evet. Sürekli Aynen öyle. veren ve geri almayan. Şimdi geçen Onun sene ben için size ürün verdim. Bu evet. sene senden şu ortamda karşılaşıp senin elini tutabiliyorsam demek ki biz başarmışız. Evet. Benim üretmiş olduğum ürünleri geçen sene siz gördünüz. Evet. Siz gördünüz. Yani verimi de gördünüz. Yaptığım çalışmaları Beraber. da gördünüz. Her şeyi gördünüz. Beraber takip ettik. Peki Evet. Beraber takip hangi ettik. tarım ürününde kullandınız? Bir de onu bahsedin bakalım. Mısır'da ben 2 karık denedim. Normal gübrelerden hariç. Orayı Enver Bey geldi gözüyle gördü. Mısır'ın hem koçan olarak hem de boy olarak öbürkünden 40 santim uzundu. Aynen öyle. Evet. Aynen. Uzundu. Yani burada bir ürünü övmek değil de yani ne kadar harika bir ürün yapıldığı şeyimiz görsün. Çiftçilerimiz Vatandaşım görsün. kesin. Vatandaşımız görsün. Fatih Bey bir Siz de bir de kabak zaten şunu da iddialısınız. ekmişti. Ha. Biz size verelim. Verim artışı olmazsa ürününüzün üstünü biz tamamlayalım. Aynen Çok öyle. güzel bir şey değil mi? Aynen öyle. Evet. Bir de Fatih Bey kabakta denemişti. Ona Evet. da bir değinse, anlatsa bize dönüme ne kadar aldı. Ha. Evet. Kabakta yani kabak derken bu bildiğimiz buradaki sarı kabak değil. İçi sarı olan kabak değil. Bu Amerikan Atlantis olan Türkiye'de de Türkiye derken Hatay bölgesinde de menteş kabağı denen bir tür. Evet.
Bu beyaz kabak. Beyaz kabak. Mevlana Hazretleri'nin kafasındaki takkenin aynısı. Ve burada çok biz, dikkat çekici. Biz bunu, evet, biz bunu ektik. Bunun ekilme tarzı şuydu. Bir yalak açıyorsun 80 santim buraya. Keçi ya da koyun cibilini döküyorsun, karıştırıyorsun ve o şekilde ekiyorsun. Ama biz ne yaptık? Çekirdekleri sizin ürününüzle kapladık. Tohum kaplama. Kapladık. Sonra köküne çok da değil. Az böyle azar azar böyle denedik. Çünkü korkumuz şuydu. Ben balkonumda ziraatçı olduğum halde çok az attığım halde bütün biberlerim oradaki şeylerim hepsi yandı. Tekrar bir daha ektim. Evet. Yani çok kuvvetli geliyor onun için. Evet. Ben aşağı yukarı 10 ton aldım. 10. 10 ton. Normal şartlarda kaç ton alıyordun? Normal ben ilk defa ektim şeyi. Kabağı ilk defa ektim. Normal o bölgede standartlar evet, bunun büyük, işte biri kadar. Evet büyüme olarak yine de 50-60 kiloya yani 30 kilo ile 50-60 kilo arasında değişti. Ben de çok büyümesin diye bunu sık ektim. Ama yine büyüdü. Eğer seyrek eksem yani 70-80 kilo tabii vatandaşımız bunu konuşurken şeyden bakabilirler. Google'dan bakabilirler. Ehline soralım Enver Baltaş. Atlantis. Kabahat diye attıklarında, görsele bastıklarında 360 kiloya kadar çıktığını görecekler. Şey midir Enver Bey, ehline soralım Enver Baltaş YouTube'dan. Ehline soralım dediklerinde bizim kanala ulaşmak. Ulaşır, orada kabak tarlasında aynen, görebilirler ortalamaları. Çiftçilerimizle yaptığımız evet. Çalışmaları görmeleri mümkün. Şu anda amacımız, görüyorsunuz alabildiğine, gözümüzün alabildiğine düz bir ova var. Evet. Ve bu ova... Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, dünyayı besleyebilecek altyapı var. Evet. Yani çünkü yıl 12 ay mahsul alınabilecek topraklar buralar. Bu toprakları biz doğru şekilde işlediğimiz zaman verimsizlik diye bir şey söz konusu değil. Şimdi deminki konuya başa dönmek istiyorum. Evet. Topraktaki organik maddeyle yaşayan canlı organizmaların ilişkisini anlatacağım. Bunu ilk defa burada duyacaksınız. Evet. Şimdi toprakta yaşayan canlı organizmaların tek beslendiği şey organik maddedir. Evet. O organik maddeden beslenirler. Toprağa vermiş olduğum fosfor ve potasyum bunu o canlı organizmalar çözer. O canlı organizmalar ne kadar güçlüyse vermiş olduğun gübre o kadar hızlı çözülür. Ne kadar zayıfsa o kadar yavaş çözülür. Şimdi buraya baktığımızda burada organik maddenin zayıf olduğunu görüyorum. Burada zayıf olduğu için buraya verilen, daha önceden verilen fosfor ve potasyumun çözülmediğini, bu da toprağa sertleştiğini ve toprakta görüyorsunuz çatlamalar oluşturduğunu görüyoruz. Buraya acilen 3 litre dönüme hümik asit tavsiye ediyorum. Holderinize koyun. Hemen hızlı bir şekilde hayırlı olsun. Bu sene de yeni bir ürün denemesi yapıyorsunuz. Evet. Bunda da hayırlı ve uğurlu olsun. Evet. Bunda da güzel netice almak istiyorsan bu dediğimi hemen şimdi diyor ya Tayyip evet, Erdoğan. Evet. Hemen şimdi. Evet. Hemen holderine koyuyorsun. Evet. Şurayı harikulade bir aynen. Hümik asitle. Tamam. Çünkü mikro element de var bizim hümik evet, asitin içerisinde. Evet, biliyorum. Ondan biliyorum. Sonra bir hafta sonra bu arazideki gelişmeyi çek. Türkiye'ye inen benden bağımsız bir şekilde paylaş. Evet. Tamam. Daha ötesi var mı? Erdal Albay'ım. Tabii bura en kötü yeri. Bu giriş yeri. Şöyle. Çörek otu tarlası değil evet, mi burası 30, Fatih evet, Bey? 30 metre falan ileriye gittiğimizde görecek. Bura biraz kazındığından dolayı şey olmuş. Evet şu anda da bitkilerimiz evet. Yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başlamışlar. Evet. Evet. Bu dediğim gibi hümik asiti ot ilacıyla da karıştırıp verebilirsiniz. Ot ilacına da ihtiyaç var. Ot ilacı atmayacağım ben. %100 organik yapmak istiyorsunuz. Evet. Ot ilacı atmayacağım. Tamam. Hemen bir şöyle. Bunun kendi orijinal ot ilacı yok. Anladım. Yani bu benzeri ilaçları uygulayarak da verimin düşeceğini %100 biliyorum ben. Çünkü geçen sene de aynen öyle. Karakütük köyünde Mustafa Kara arkadaşımız denemiş. Biraz ilaç dokanıyor dedi bana. Ama ben o demese de ben okudum zaten. Mısır için olan ilaçları tavsiye ettiler. Olmaz. Evet, yani. Atıyor. Evet değerli dostlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin bilgi almak istiyorsanız. Teşekkür ediyoruz.